Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün güzel bir balık açılım videosuyla karşınızdayım. Söz vermiştim, gelen bütün balıkların videosunu çekecektim. Sözümü tutamadım ama bundan sonra çekeceğim. Bu sefer söz vermiyorum. Evet, bir şeyleri kırdık. Bu sefer söz vermiyorum. Ama yapmaya çalışacağım. Zaten videolarda düzenli hale geldi biliyorsunuz. Şimdi bu arada bu balıkları almamıza vesile olan Cihat abimize teşekkür ederim. Tanışmış olduk. Güzel de bir muhabbetimiz oldu. Şimdi hiç açmadım. İlk defa balık aldığım bir yer. Sadece Japon balığımız var. Bugün Japonculara çalışıyoruz. Hop. Bismillah. Şöyle bir açalım. Şimdi arkadaşlar. Balık geliyor. Bu şekilde. Bakın poşette. Şöyle göstereyim. Oo, çok güzel teleskoplar var. Şimdi bunu açacağım. Şöyle küçük bir akvaryum ayarladım buraya. Açtığımız balıkları göstereceğim akvaryumun içinde. Konsepti güçlendiriyorum. Ama bunu buraya nasıl dökeceğim onu bilmiyorum. Bir dakika, elimizi kesmeyelim. Şöyle yapsak. Bu balıklar bu akvaryuma sığar mı? Mantıksız oldu. Şöyle kılıçlar. Arkadaşlar bu ilk deneme. Nasıl yapacağız? Şöyle ucunu keselim o zaman komple. Bugün yağmurlu bir gün zaten. Yani dükkanın ıslanmasında bir mahsur yok. Köpüğümüzü de içeri atayım. Evet, şimdi oldu. Tamam, sistemi çözdük. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, önce suyu birazcık boşaltalım. Balıklar cama çarpmasın. Bakalım ölen kalan nedir, var mıdır yok mudur? Şimdi şöyle komutu bir daha kontrol edeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar telefonu alacağım. Balıklarımızı sizlere göstereceğim. Şu kartonun uçları görüntüsü kesmiş. Prodüksiyon sıfır. Prodüksiyon yok arkadaşlar. Şöyle bir denetleyeyim. Evet, geliyoruz. Geliyoruz. Maşallah balıklar çok renkli. Her renkte var. Ölen varsa direkt üste çıkmıştır muhtemelen. Bu arada balıkların karnı tok gelmiş arkadaşlar. O yüzden bayağı bir pislik var akvaryumun, yani suyun içinde. Telefon bile netleyemiyor. O kadar çok hareketliler ki. Maşallah çok güzel, sağlıklı bir kutu. İlk kutumuz. Şimdi ne yapıyorum? Telefonu tekrardan geri bıraktım. Olağan rutinimize dönüyorum. Ve bu balıkları şöyle bir kovaya alıyorum. Hemen aşılamaya göndereceğim. Yine şöyle önce suyundan biraz boşaltalım. Balıklar zemine vurmasın. Evet, daha edeyim bakalım. Maşallah. Prodüksiyon sıfır derken şaka yapmıyordum. Şimdi arkadaşlar aşılama nedir? Bakın. Ucunda bir tane vantuzumuz var. Bu tarafında bir tane vanamız var. Balığımızı aldık. Şimdi burası gözükmeyecek muhtemelen. Yere koyduk. Alacağımız bölgedeki akvaryumun bir kapağını açıyoruz. Vantuzdan içeri direkt attık ortamın ucunu. Şimdi bu sump sistemi olduğu için şu altı bölgenin suları bütün zaten. O yüzden şimdi şöyle yapıyoruz. Yüksek olduğu için vanayı açtığımda su direkt gelmesi lazım normalde. Gelmiyorsa beynim çeker gibi bir kut çekiyoruz. İçmemeye özen gösterin. Daha sonra şöyle ayarını kısarak şu şekilde bir tık daha çevirelim. Şu yeterlidir. Yani Japon'da aleykümselam. Evet.
Evet arkadaşlar, biliyor musunuz? Kısa bir duraklamış oldu. Şimdi ilk kolumuzu açtık. Şimdi bir büyük koyu gelsin. Hoş geldiniz. Tabii ki açık mı olsun, paketli mi? Arkadaşlar bir balık açılımı yapalım dedik. Yaptık marılar. Şimdi çıkartıyorum. Evet, bir büyük koyumuz. Maşallah. Şimdi ilk kez alışveriş yaptığımız bir yer. O yüzden balıkların ne durumda olduğunu ben de sizlerle beraber görüyorum. Sanki ters yüzenler var gibi. Şöyle bir netleştirebilirsek buraya. Sanki bu grupta ters yüzenler var gibi. Şimdi bir açalım, çok bekletmeyeyim. Sistemi öğrendik. Şimdi şöyle üstten kesiyoruz. İnşallah ölüm yoktur. Sonuçta hepsi birer can. Tabii bu videolar bugün pazar, kimse yok yani tanıdıklardan. Bu videoyu normalde Chris'te çektirmemiz lazımdı ama böyle elimden geldiğince kendim de tek de olsa videolar çekmeye çalışıyorum. Yine önden biraz su gönderiyorum. Evet. Şimdi bir bakalım ne var ne yok. Ben de sizle beraber göreceğim. Oo, çok güzel boy. Gerçekten harika. İyi arkadaşlar, ölüm var gibime geldi ama ölüm yok maşallah. Zaten üstte de balık yok. Oksijenleri bitmiş bu arada. Şimdi bunları da tekrardan gönderiyorum. 4 farklı boy balığımız geldi bugün. Şimdi ikisini açmış olduk. Hemen devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bunu da kovaya alıyorum. Diğer grubumuzun da aşılaması neredeyse oldu. Neredeyse tamam gibi bir şey. Yani Japon'da normalde birçok yer aşılama yapmaz. Ben imal etmiyorum, yapıyorum. Yani buna üşenmemek lazım. 15-20 dakikalık bir iş. Ve de çok zor da bir iş değil. Yani sizler de balık aldığınızda aşılama mutlaka yapın. Bayağı bir fark ediyor. Yani acemilik zamanında birkaç deneme yapmış bulundum istemeden. Kötü sonuçlanıyor. Yine aynı sistem. Kolamızı aşağıya alıyorum. Yine şöyle. Bakın burada su direkt geldi. Süper. Şimdi açalım. En küçük fındık boyumuz olsun. Sonra bir farklı boyumuz daha gelecek. Bunda 400 tane mi vardı? Şu an arkadaşlar burada 1000'den fazla balık var. Şöyle yapayım tekrardan. Şuraya bir netleyelim. Telefonumuz çok iyi çekmiyor maalesef. Bakalım şu düğün işlerinden sonra güzel bir telefon belki alabiliriz. Evet, telefon almak için çok çalışmamız lazım. Şöyle netledim. Allah korusun, şu an bunu bir düşürsem elimden. Hiç hoş şeyler olmaz. Ben şimdi böyle kendime kötüyü çağırdım resmen. Evet. Çok da beceriksiz sayılmam. Teknik konularda biraz kötü olduğum doğrudur ama. Maşallah. Burada da kayıp yok gibi duruyor. Şimdi bunu da gösterelim. Bu sistem sanki biraz daha iyi oldu. Yani iki kişi olsa çok daha sağlıklı bir video çekimi olur muhtemelen. Maşallah çok güzel rengarenk balıklar. Ne şöyle. Bakın üç kuyruklar falan da var içinde.
Gayet güzeller. Bu arada bakın aşılamalar burada devam ediyor. Şimdi şunun aşılaması neredeyse bitecek. Yani kovası doluyor. Yaklaşık tabii 20-25 dakika oldu çünkü orada bir kuş ve kafes ayarladık. Kuş kafes satışı yaptık arkadaşlar orada. O yüzden bunun zamanı bayağı oldu yani. Şimdi gidiyor 5-6 dakika. Hemen göstermelik aşınadım demeyin. 20 dakikayı geçmiştir muhtemelen. Bakın burada farklı bir su yok arkadaşlar. Bu direkt balıkların kendi geldiği su. Farklı sudan buraya tekrar toplama yapmıyorum yani. Akvaryumlara koyacağız. Orada da göstereceğim. Şimdi bu da sanıyorum bir büyük boyu aynen. Yine burada da bayağı bir balığımız var. Aslında şöyle de yapabilirmişiz. Aynen. Çok daha iyi oldu. Tamam, video çekiş açısını yakaladım arkadaşlar. Bizim reyona koyup. Bakın balıklarımız bu şekilde geliyor. Şimdi bunu da açıyorum. Pazar pazar güzel bir spor oldu. Maşallah. Zımbayı bile. Çok iyi. Gayet başarılı. Yani sıfır ölüm diyeceğim. Ha, buna bakmamıştık, daha iyi. Bunda da yok ölüm falan. Yani gayet başarılı bir balık gelişi oldu. Yani Japon'da aşırı böyle bir kayıplar olmuyor zaten ama arkadaşlar, bazen de inanın belli olmuyor. Koli bazlı alımlarda özellikle hani sıkışık koyuyorlar vesaire. Bazen sıkıntılar da olabiliyor. Olmuyor değil. Ama sağlıklı balık olduğu zaman böyle şıkır şıkır. Şimdi şu kovamızı alalım. Şu yeni kovalarımızı da alalım. Vanoli. Tek kişilik dev prodüksiyonumuz var. İşleri hallettik. Masayı kapatıyorum, bunu dışarı götüreceğim şimdi. Bayağı da ıslanmış. Şimdi şöyle görüntümüz nasıl bir kontrol edelim. Süper. Bir tık daha yaklaşabiliriz sanki. Şimdi arkadaşlar, sistemimiz şöyle olacak. İlk başta çıkardığımız başlaması tamam. Bunu bir sonraki grubumuza alıyorum. Şimdi bir tane bazıdan kova çektik. Tepçemizi aldık. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ama bu tepçe yetecek değil. Diğer tepçe nerede? Neyse, yetecekmiş. Böyle dedi. Tam sisteme yeni gelen suyu karıştırmayacağız. Sadece balıklarımızı alacağız. Kovanın içi su doldu bu arada. O yüzden yani su da almıyorlar bu dönemde. Bu arada.
Şimdi bunlar biraz büyük buz. Yukarı atalım. Bunlar en küçük boy. En son açtık en küçük boy seçtim. Şimdi şöyle bir boylama yaparız olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar burayı görmek istersiniz bence. Burası bayağı keyifli oluyor. Şöyle telefonu alayım. Nasıl video çekilmez başlıklı. Bakın şimdi arkadaşlar. Maşallah. Güzel oldu ya. Oo, çok güzeller. Süper. Bir sürü teleskop var içinde. Teleskop gözler. Şimdi bu teleskop gözleri ayıracağız. Çünkü bunlar fiyatları ayrı geliyor arkadaşlar. Yani teleskop olarak ayrı alıyoruz. Bunların fiyatları biraz daha farklı oluyor. Ha gerçi nasıl yaparız? Yok, ayıralım. Ayıralım daha iyi olur sanki. Öyle duruyor. Neyse onu bir ayarlayacağız. Bir şeyler düşüneceğiz. Şimdi şu büyük boylarımız. Büyük boylar için kamerayı tekrar bırakıyorum. Şimdi ilk boşalttığımız balık şurası. Merdivene de ihtiyacım olacak şimdi. Bu arada kovanın içinde bir tane balık var. Sistemi tık. Güzel bir sistem öğrenmesi. Şimdi balıklarımızı aldık. O kepçe yırtılmaz inşallah. Şimdi arkadaşlar bunları buraya atacağım idarelik. Ama bunları ayırmamız lazım. Yan tarafa da koyacağım çünkü bunlardan. Oho bakın nasıl şey yapıyorlar. Oh 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 oh. Maşallah maşallah. Şu boylara bakar mısınız? Maşallah. Harika. Harika. Oh. Çok güzel boy. Renkler de süper. Bakın içinde teleskoplar da var büyük. Direkt dibe çöktüler. Şunlar bizim eskiler bakın. Önceki aynı fiyata sattığımız balıklar. Şu an aynı fiyata gelen balıklar. Çok güzel balık aldık bu sefer. Yani bu yeni bulduğumuz yerde iyi gibi duruyor. Şimdi şöyle yapalım. Tekrar sabitleyeyim. Panda gördüm. Siyah beyaz. Onu ayrıca göstermeye çalışacağım yakalayabilirsek. Evet, bunlar en küçük boylarımız. Yine kameramızı alıyorum. Evet geliyor. Şimdi arkadaşlar öncekiler bakın tek renkti. Yani sarı ağırlıklıydı.
Şimdi bir de bu yeni gelenlere bakalım. Maşallah. Yani bir bu kadar daha alabilirmişiz sanki. Stamp'ımız kaldırır çünkü. Tabii bunları şimdi böyle koydum ama bunu mesela bu yan tarafa da böleceğim. Sadece burada olmayacak yani. Son grubumuzu alalım. Bu da yaklaşık 15 dakikayı bulmuştur herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Ha, bunu ikili aşılama yapmışız bir de. Tamam. Çok iyi bir şey değil aslında ama. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor derya kuzusu bunlar. Kandıra kefke. Güzel balıklar. Şimdi telefonumuzu alıyorum. Ve bu da sonuncusu. Ne güzel bir. İçerisi alacağız ama önce şu ha çıkmış ya pardon. Balık istifi dedikleri olay bu bence. Haydi, haydi. Maşallah. Şimdi arkadaşlar şu çevreyi bir toparlayayım. Videoyu tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı yerleştirdik. Satışlarımızı bile yaptık. Buradan 2 tane büyük boylardan verdim. 3 tane fındık japonlardan verdim. 2 farklı kişiye. Bakın büyük boylar. Çok güzeller. Çok harika balıklar ya. Gerçekten süperler. Bir küçük boyumuz burası. Şöyle akvaryumda görmüş olalım açılımın sonunu. Bir küçük boyumuz burası. Pardon bu ikisi aynı boy. Bakın her renk var. İçinden sadece teleskopları ayıkladık. Burada küçük boyumuz, fındık boyumuz. Bu 10 liralık grubumuz yani. Şu an bunların satışı 10 lira. Bir büyüklerin 25 lira bu gruplarımızın. Bir büyükleri de 70 lira. Bakın bizde her yerde etiket olur arkadaşlar. Fiyatlarımız sabit. Yani herkese aynı fiyattan. Duruma göre hareket etmiyoruz. Size gösteririm dediğim panda Japonumuz burada. Bunu da ayırdım bu tarafa. Bakın siyah. Ve tek bir tane beyaz teleskopumuz. Bir tane de şöyle turunculu var. Bu çok güzel. Muhtemelen ilk teleskopta. Bu büyük boy teleskopumuz gidecek. Büyük ve küçük boylar karışık. Küçükler 40, büyükler 90 olarak fiyatlandırma yaptık. Durum budur. Teşekkür ederiz. Videolarımızın devamı için kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Akvaryumun diğer setlerini, yeni balıklar gelecek. Setleri komple doldurdum. Balıklarımız geldiğinde yeniden bir video çekeceğim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.